Seni burada bulacağımı biliyordum. Sen de mutlaka okumalısın. Okurum. Yalnız mutlaka yanında bir Osmanlıca sözlük bulundurmalısın. Konuşmamız lazım. Tabii. Barış. Söyle Gamze. Söyle. İçinde her daim fırtınalar kopan güzel kız. Söyle. Sustukça gözleri... Gözleri susunca yüreği konuşan ürkek prenses. Söyle. Dinliyorum. Zil çaldı. Geç kalmadan gidelim hadi. Ama bir şey söyleyecektim, seni dinliyorum. Acelesi yok canım. Bir problem mi var? Hayır. Dersten sonra konuşuruz. Oktay. Ne oldu ya? Beğenmediniz mi yoksa hediyemizi? Beğenmedim derlerse çok darılırım abi. Tabii be abi. Çocuk o kadar uğraştı ya. Vallahi. Başka zaman diğer çalışmalarını da görmek isteriz Ali. Daha yaratıcı, çarpıcı. Hay hay. Siz istedikten sonra. Şakadan anlayana. Canımız feda. Her zaman bekleriz. Coğrafyamızın yedi güzelleri. Arkadaşlar, kantinde plastik bardak yerine kağıt bardak kullanılması için imza topluyorum. Size destek vermek ister misiniz? Vermez miyiz ya? Hemen atalım canikom. Başka bir imza falan lazım olursa ben buradayım. Yeter bir tane Yadigar. Bilmeyin lan. Oktay, sen de imza atsana ya benim için. Ver bakalım, ben de imza alayım. Ya sen de başımıza bela oldun ya. Git küresel ısınma açını eylemi yap. Nükleer santrallere dur de. Ne işin var tabakla bardakla? Bu da çok önemli bir konu ama. Bu bardaklar sağlıklı değil. Ya kardeşim sen olur dündar mısın? Hem de bunlar maliyeti artırır. Tabii bu çaya kahveye fondöre da yansır. Bundan da haberiniz olsun. Hiç önemli değil. Nasıl önemli değil ya? Benim için önemli kardeşim. Ben iştahları tüketeceğim. Ulan beni. Sen var ya ağır terbiyesizsin ha. İmzalasana lan eylem kırıcı. Kız hepimiz için uğraşıyor burada. Hadi imzala lan. Hadi hadi. Hadi. Rifo hadi abicim sen de fazla uzatma. Yengen rahat rahat toplasın imzasını. Aa ne ilgisi be salak şey. Ne oldu? Ya aktivistler biraz sinirli oluyor biliyor musun? Ondan yani. Arkadaşlar siz de bir imza atmak ister misiniz? İstersen 500 tane atarım. Sen iste yeter. Biz imzalamıyoruz küçük hanım. Aa neden? Bu sizi de ilgilendiriyor. Hiç sanmıyorum. Ama abi Eda'nın niyetini bana anlatma Ali. Kendin imzalayacaksan imzala. Kusura bakma Eda. Arkadaşlık işte. Anlarsın. Anca beraber kanca beraber. Keşke yanlışlara karşı da beraber olsanız. Niye imzalamıyorsunuz lan? Sana ne? Lan. Spalar bir yarar dokunur diye korkmuştur abi. Başka ne olur diye ya? Sen bunu dokunmuyorsun. Sen bunu dokunmuyorsun. Spalar bakmasın. Hadi be. Hey 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 hey. Yine ne oluyor çocuklar? Eda kantinde plastik bardak yerine kağıt bardak kullanılması için imza topluyordu. Sizler imzaladınız ama Saffet'in takımı imzalamadı. Öyle mi? Hmm. Aynen öyle. Gerçekten böyle bir değişiklik istemediğiniz için mi imzalamıyorsunuz? Evet. Bence değil. Sırf Oktaylar imzaladı diye imzalamıyorsunuz değil mi? Bütün sebep bu. İnatlaşma. Onların ak dediğine kara demek. Ne alakası var hocam? Bizimkisi tamamen demokratik bir tavır. Hocam biz kağıt sevmiyoruz. Yani çay keyfi yüzünden ormanlarımızı katletmeyelim ama değil mi? Bak bir de dalga geçiyor ya. Peki siz farklı mısınız? Hayır. İmzayı önce onlar atmış olsaydı bu kez siz imzalamayacaktınız. Demokratik tavrınızı koyacaktınız. Aynı doğruları savunmak yerine birbirinize muhalefet ediyorsunuz. Farkında mısınız? Biz aynı doğruları savunamayız hocam. Mümkün değil. Emin misiniz? Peki tamam. Demokratik tavır ricam. Aynı doğruları savunabileceğinizi size kanıtlayacağım. Bana hak vereceksiniz. Aa Büşra, imza atarsın mısın? Büşra!
Büşra, bekler misin? Büşra. Benden kaçma lütfen, konuşmamız gerekiyor. Ne konuşacağız ki, beni reddettin işte, istemedim. Dışarı çıkar mısın lütfen? Büşra. Hocam, ben sonra sizin yanınıza gelirim. Söz veriyor musun? Evet hocam. Bu münazara da nereden çıktı hocam? Niye biz? Bu okulda sizden daha iyi münazara yapacak hiç kimseyi tanımıyorum da ondan. Birbirinizin her dediğine, her yaptığına karşı çıkıyorsunuz. Münazarada çok başarılı olacağınızı düşünüyorum. Biz bunlarla aynı sınıfta değiliz ki. Böyle bir zorunluluk yok. Sonuçta hepinizin derslerine ben giriyorum. Münazara yapacağım salonda her iki sınıfın öğrencilerinin önünde tartışacaksınız. Ya olur mu öyle şey ya? Biz bunu kabul etmiyoruz hocam. Biz de. Niye? Eğer birbirinizi yenmek istiyorsanız işte size fırsat. Birbirinizi yumruklarınızla değil, zekanızla yenin. Horozlar gibi kaba gücünüz değil, zekalarınızı yarıştırın. İnsana yakışan asıl güç zekadır. İnsanları ancak zekanızla yenebilir, fethedebilirsiniz. Kaba güçle kimseyi yenemezsiniz. Birini yenseniz bile iki kişi gelip canınıza okurlar. İkisini de yenerseniz 5, 10 ya da 20 kişi gelebilirler. Ne kadar güçlü olursanız olun, 10 ya da 20 kişiden daha güçlü olamazsınız. Orası doğru. Ama zekanızı geliştirirseniz sayıların hiçbir önemi yok. 100 bin ya da 100 milyon kişiyi yenebilir, fethedebilirsiniz. Satrançtaki doğru hamleleri 100 milyon kişiden daha doğru saptayabilir, 100 milyon kişinin ulaşamadığı fizik formüllerine ulaşabilir, insanların daha önce bilmediği buluşlar yapabilir, seçtiğiniz her alanda yaratıcı olabilirsiniz. Her alanda. Evet.